Ermeni bir kadın olarak bugün burada bulunduğum için elbette ki çok mutluyum, çok keyifliyim, onur duyduğum bir çalışma içerisindeyim. Kadınlarla bir arada olmak, kadın mücadelesini gören bir yerden. Aslında son süreçte yaşadığımız bir şeyleri bize gösterdi. Gerek işte İran'da, Ermenistan'da. Daha önce biz bunu kendi topraklarımızda görmüştük. Neydi bu? Kadın bedeninin, özellikle ölü kadın bedeninin teşhir edilmesiyle kadının bedeninden utanacağını sananlar bugün de işte gördüğünüz gibi Ermenistan'da hortlamıştır. Aynı zihniyettir aslında İran'da yapılan, Ermenistan'da, ülkemizde yapılan kadın bedeni üzerinden, kadının saçı üzerinden, saç teli üzerinden kadını katletmek, kadını yok saymak, kadının bedeninden utanacağını zannedenler aslında kendi korkularını bence gölgeliyorlardır. Bu zihniyetleri hepimiz tanıyoruz. Bu savaş politikasıdır. Savaş politikasında dahi, savaşlarda dahi bu yapılamaz, uluslararası suç sayılır. Ama maalesef geldiğimiz süreçte evet, örgütlü kadından korkulduğunu bir kez daha gördüğümüz süreçte diyoruz ki biz kadınlar örgütlü gücümüzü daha çok sağlamak durumundayız. Çünkü hiç kimse bizim bedenimiz üzerinden siyaset yapamaz. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Bir kadın olarak da her daim başımız dik, bedenimizden, saçımızın telinden utanmadığımızı aykırarak örgütlü bir şekilde mücadeleye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz tüm kadın arkadaşlarımıza. Evet, gerçekten gelinen süreçte kadının kimliği ya da ırkı üzerinden değildir ki, kadın kimliği üzerinden, bedeni üzerinden teşhir ediliyor dedik ya. Öyleyse bizim yapacağımız nedir? İran'da bakın bir sarhaldan bugün var. Eşarplar yakılıyor, saçlar kesiliyor. Birçok dünyada buna ses veriyor. Karşılıklı bir isyana dönüşmüş durumda. Türkiye'de Türkiye'li kadın olmak da çok zor. Elbette ki ülkemizde de biz bunları yaşıyoruz. Ve geldiğimiz süreçte biz diyoruz ki bunların önüne nasıl geçeceğiz? Elbette ki hepimiz kadın kimliğimizi, üst kimliğimizdir. Bunun bilincinde olarak örgütlenmek durumundayız. Hep birlikte mücadele ağını örmek durumundayız. Eril zihniyete karşı, bizi yok sayan zihniyete karşı biz birlikte dayanışma ruhunu büyüterekten kesinlikle kazanabileceğimize yeniden varız.